Sayın Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerden sonra 12 gün süreyle kameraların karşısına geçmedi. Oysa biraz önce sizin de anlattığınız gibi seçmen gerçekten şoke bir durumdaydı ve kendisine bir şeylerin söylenmesini bekliyordu. Sonra ilk defa bizim televizyonumuzda kameraların karşısına geçti. Ve ben kendisine dedim ki seçmeni hepimizi... 12 gün e, süreyle cami avlusuna terk edilmiş e, çocuklar gibi bıraktınız. Oysa o akşam seçimi kaybettiğiniz belli olduktan sonra kameraların karşısına geçip "Evet çok çalıştık, hepimiz büyük emekler verdik, kazanacağımızı düşünüyorduk ama maalesef seçimi kazanamadık." Ben Benimle birlikte yol yürüyen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Seçmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Ve istifa ediyorum. Bütün sorumluluğu üstlenerek görevimi bırakıyorum demiş olsaydı, Sayın Kılıçdaroğlu Türk demokrasi tarihine hem çok güzel bir şekilde geçeceği gibi parti içi dinamikler onun istifasına imkan bırakmazdı ve böylece bir güven tazeleme imkanını yaratırdı sizler, özellikle siz partinin en sorumlu noktalarından birindesiniz. Sayın Kılıçdaroğlu'na istifa etmesi gerektiğini söylediniz mi? Lisan-ı Münasip'le bunu hem biz hem de bu kendisinin kendisine çok kıymet veren insanların söylediğini biliyorum. Bizler de hatta ben Sözcü TV yayının olmadan önce böyle bir vesileyle bizi Sayın Genel Başkan topladı. Böyle bir yayına çıkmak istediğini söyledi. Ben ilk günden beri, hatta ben şöyle bir detayı vereyim. Ben ilk gece konuşmasında bir başka konuşma metni vardı. Şöyle bir öneride bulundum. MYK toplantı salonundaydık. O günkü bütün arkadaşlarım ve hatta Mansur Başkan'la Ekrem Başkan da oradaydı. Dedim ki bizim konuşma metnimiz hazır. Adaylık metninizi alın elinize. Hani Vera aday diyordunuz ya, bayramda babasına kavuşturacağımız Tayfun Kahraman'ın kızı Vera. Deyin ki, babasına kavuşturamadığım Vera'dan özür diliyorum. Şen yaş, Adalet getiremediğim Şen Yaşar ailesinden özür diliyorum. Ve oradaki bütün, metni, hatta bir benzerini ben kendi adaylık açıklamamda, Vera'ya babasına kavuşturamadığımız Vera'nın yüzüne bakamayanların hikayesidir bu diye başladım. Şen Yaşar ailesine adalet getirememenin utancı içinde olanların hikayesi. Benim ilk gece önerim samimi bir özür ve yakın zamanda bir değerlendirmeydi. Eğer biz öyle bir şey yapsaydık ben sizin ortaya koyduğunuz bu kanaate katılıyordum. Her şey hem Kemal Bey için hem Cumhuriyet Halk Partisi için hem bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimi diye etiketlediğimiz, nitelendirdiğimiz, inandığımız ve insanları haklı şekilde inandırdığımız bu seçmenimiz açısından çok daha doğru ilerlerdi. Böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Bu arada e, Uğur Bey sorusunu yenilerken, yani ifade ederken ben sizin sorunuzda bir kısmı. Siz de oradaydınız diyorlar ya gerçekten. Birinci, ben şöyle bir şey anlatayım müsaadenizle. Bu soruya da cevap hem de ona cevap. Evet. Ben yani Aslında şuna da cevap istiyorum. Yani mesela sabah dediniz ya 39 milletvekili açıklamanızda da gelmedi. yaptınız. Ya da Sadullah Ergin dediniz. Ya yani Bunlara itiraz ettiniz mi zamanında? Onları merak ediyorum. Onları ettik mi? hep. Yani yeri geldikçe detaylı Hı. anlatabilirim. Yani ben bütün samimiyetimle olanı biteni anlatıyorum. Zaten meselenin kendisi de şu. Yani ben aylar önce yani bu itirazlar varken mesela o Sözcü TV yayınından önce de bunu konuştum. Özür dilerim. Sözcü TV yayınından önce ne oldu? Sözcü TV yayınından önce biz oturduk. Orada ben samimi bir öz eleştiriye ihtiyaç olduğunu hatta sadece Sözcü TV'ye çıkmaması genel başkanın gerektiğini söyledim. Ve şöyle bir şey söyledim. İlk Erdoğan kendini anlatmak, oy toplamak için ortak yayın yaptı. Bu ayıplı bir şey bütün kanallarla. Ama öz eleştiri için ortak yayın ayıplı bir şey değil. Siz bütün kanalları davet edin. Canlı yayın sözü veren herkes soru soracak birini yollasın. Ve büyük bir öz eleştiri yapın ve bunun üzerinden devam edin. Çünkü şu ana kadar irtifa kaybediyoruz. Ancak bu yayında samimi bir öz eleştiri yapmazsak çökeriz diye ifade etmiştim. O, o oldu ama Sözcü TV yayınında Böyle bir şey olmadı ve ondan sonra da zaten... Kendisi özdeleştiri vereceğini belirterek gitti ve olmadı mı? Yok öyle ben öyle bir şey demiyorum. Genel Başkan dinledi. Genel Başkan'ın şöyle, şimdi haksızlık yapmayalım. Genel Başkan bütün görüşleri dinliyor, not alıyor falan ama hani ben şöyle yapacağım, böyle evet. yapacağım öyle bir şey demiyor, demesini de Yayın Yayında sizin öngördüğünüz gibi olmadı. Yayın, yayından yayın, yayının kamuoyu tarafından algılanışı ve işin devamı hepimiz için Böyle bir vicdani sorgulama noktasına getirdi. Yani seçimi kaybetmişiz ve Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi hiçbir şey yokmuş gibi yapıyor. Ben yani şöyle bir şey ifade edeyim. Onu taşıyamayacağımı hissettim. Onu taşıyamayacağımı hissettim ve o gün hatta tam burada işte İsmail Saymaz İsmail Saymaz'ın Sözcü gazetesine sonradan önce ben onu Sözcü.com.tr'de yayınlanacak bir röportaj gibi konuştuk. Sonra dedi ki hatta bir gün bir yere konuşmazsanız bu baskıya girecek falan. Sonra manşet oldu Sözcü'de. Orada ben şunu söyledim. Ben hiçbir şey olmamış gibi yapmayacağım. Üzerime düşen neyse onu yapacağım. Sorumluluksa sorumluluk, fedakarlıksa fedakarlık dedim. Konuşmam gereken herkesle konuşacağım. Fedakarlık... Bugün de buradaki pozisyonum da şu. Şimdi artık adayım. Yani sorumluluk almaya karar verdim. Ama insanlar beni samimi görürlerse, başaracağıma inanırlarsa, kaldı ki bu bir kadro hareketi, onu mutlaka konuşmak isterim. Yani bu gençlerin, bu siyasette yeni yüzlerin, geçmişte tecrübelilerin elbette ki destekleri var. Cumhuriyet Halk Partisi grubunun bu yenilenme ihtiyacına cevap verebileceğini insanlar düşünürse ve yeni bir sayfa açmaya karar verirlerse ben buradayım. Yok, biz bunu yapamayacaksak, insanlar güvenmiyorsa, olmayacaksa, zaten bizden olmuyorsa da olmaz. Ama samimiyetle şunu söylemek istiyorum. O süreçte ben şunu söyledim. Ee, dedim ki, Uğur abinin gözünün içine baka baka ikimiz de futbola meraklıyız. Uğur abi tabii çok daha meraklı. Dedim ki ben kaybeden takımda Santrofor oynayacağıma, şampiyonluğa oynayan şampiyon takımda her mevkiiye talibim. Ha derse ki üyelerimiz, taraftar, Özgür sen çok oynadın biraz yedek otur, yedek oturacağım. Sen artık oynamayacaksın. Top topla top toplayacağım. Orta saha orta saha kaleye kaleye. Ama derse ki geç takımın başına ona da talibim dedim. Ama bu iki iki buçuk aylık süreçte de konuşmam gereken herkesle konuşmaya çalıştım. Ve bir yandan da bir başka alternatif veya benim aklıma yatan bir başka alternatif olsaydı sorumluluk yerine seve seve fedakarlık veya bir başka arkadaşımıza destek de verirdim. Ama baktım ki sorumluluk almam gerekiyor. O sorumluluğun gereğini yapıyorum. Seni buna ne itti diyorlar. Böyle deyince diyorum ki üç grup itti. Hangi gruplar onlar dedi bir büyük abimiz. Dedim ki vallahi çok fena gruplar bunlar. Babamın, kızımın ve benim arkadaş gruplarımız. Birisi 80 yaşında. Gözümüz açık mı gidecek diyor. İktidar yüzü görmeyecek miyiz? Bir şey yapın diyor. Benim arkadaş grubum. Özgür ne yapıyorsunuz kardeşim siz diyor ya. Ne yaptınız diyor. Kızımın arkadaş grubu Özgür amca hepimiz yurt dışına mı gidelim? Bu üç grup itti beni sırtından. Geldiğimiz nokta budur. Bu sorumluluğa ortak olma veya bu çağrıyı dile getirme, eşitler arasında bir edim öne çıkmaya beni iten budur.